Tavşanlı Kaplumbağa. Bir varmış bir yokmuş. Kocaman bir ormanda birçok hayvan mutluluk içinde yaşarmış. Yalnız genç bir tavşan yerinde duramaz, diğer hayvanlara şakalar yaparmış. Ormanda huzuru bozarmış. Bir gün tavşan kaplumbağanın yürüyüşüne bakmış. Onunla şakalaşmaya başlamış. Tavşan: "Hey kaplumbağa kardeş, böyle yürüyüş mü olur? Canın sıkılmıyor mu?" demiş. Kaplumbağanın morali bozulmuş ama hiç sesini çıkarmamış. Yoluna devam etmiş. Onları duyan ağacın üzerindeki baykuş: "Bir hayvanın yaratılışıyla ilgili alay etmek sana yakışmıyor," demiş. Tavşan başkalarını o kadar küçük görüyormuş ki baykuşun sözüne aldırış etmemiş bile. O sırada oradan geçen anne tavukla da alay etmiş. "Kaplumbağa hızıyla nereye böyle tavuk kardeş?" Tavuk sesini çıkarmamış. Ancak çok sinirlenmiş, civcivine seslenmiş. "Hadi yavrum, hemen buradan uzaklaşalım," demiş. Şakacı tavşanın günleri böyle geçiyormuş. İlerleyen günlerin birinde ormanda koşarken köşeyi dönmüş, kaplumbağayı görünce onunla yine şakalaşmak istemiş. Hızla onun etrafından dönerek birkaç sefer koşmuş. Kaplumbağanın başı dönmüş, dengesi bozulmuş. Ne olduğunu anlayamayan kaplumbağa sırt üstü yere yuvarlanarak dönmeye başlamış. Kaplumbağa düştüğü yerden doğrulmaya çalışmış. Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın ayağa kalkmayı başaramamış. "Sen görürsün, sana meydan okuyorum. Bir gün sana dersini mutlaka vereceğim," demiş. Kaplumbağa bütün hayvanların hep bir arada olduğu bir günde tavşana meydan okumuş. Ona demiş ki: "Çok hızlı koşmakla övünüyorsunuz. Benimle yarışa var mısın?" Tavşan bu söze çok gülmüş. Bütün hayvanlar şaşırmışlar. Tavşan: "Şaka ediyor olmalısın," demiş. Kaplumbağa: "Şaka etmiyorum. İstersen şu yolun sonuna hangimiz daha önce varacağız? Yarışalım görelim," demiş. Tavşan da bütün hayvanların önünde kendisine meydan okuyan kaplumbağaya "Ha ha ha, peki öyle olsun," demiş. Yarışı kabul etmiş. Önce yarışın nereden nereye kadar olacağını belirlemişler. Sonra tavşanla kaplumbağa başlama noktasına gelmişler. Hayvanlar "Hadi kaplumbağa, hadi kaplumbağa," diye bağırmaya başlamışlar. Tavşan "Hadi görelim bakalım rüzgar gülü," diye alay ediyormuş. Büyük ayı "Dikkat, 1, 2, 3, başla," demiş. Yarışı başlatmış. Daha kaplumbağa bir adım bile atmamış ki tavşan ok gibi fırlayıp gözden kayboluvermiş. Ayı "Vah zavallı kaplumbağa, nasıl tavşana yetişecek, işi çok zor," diye düşünmüş. Buna rağmen kaplumbağa gidebildiği kadar hızlı bir şekilde yürümeye başlamış. Tavşan bir süre yarışa başladığı gibi koşmuş. Sonra "Bitiş noktasına çok yaklaştım. Nasıl olsa kaplumbağa akşama kadar gelemez. Şurada biraz dinleneyim," demiş. Bir ağacın altına oturmuş. Gölgesinde dinlenmeye başlamış. Bir taraftan da yarışı bitirdiğinde kaplumbağayla nasıl dalga geçerim diye planlar kuruyormuş. Kaplumbağa kararlı olursam mutlaka başarırım diye düşünüyormuş. Kaplumbağa yürümüş, yürümüş, hep yürümüş. Nihayet ağacın altında dinlenen tavşana yetişmiş. Tavşan "Ne o kaplumbağa kardeş, çok mu yoruldun?" demiş. Yine onunla alay ediyormuş. Kaplumbağa tavşanın sataşmalarına hiç aldırış etmemiş. Kaplumbağa oyalanmamış. Hedefine doğru yürümeye devam etmiş. Tavşan alaylı alaylı gülerek "Boşuna uğraşma, beni geçemezsin," demiş. Kaplumbağa tepenin ardında gözden kaybolmuş. Tavşan kaplumbağa kaybolduktan sonra yerinden kalkmış. "Şimdi yine öne geçeyim de moralini bozayım," diye düşünmüş. Tavşan hızla koşarak birkaç dakikada kaplumbağayı yeniden geçmiş. "Kaplumbağa kardeş, hala pes etmedin mi sen?" demiş. Kaplumbağa oflaya puflaya yoluna sabırla devam etmiş.
konuşarak vakit kaybetmek istemiyormuş. Tavşan bir hayli önde koşarak kaybolmuş. Tavşan arkasına bakmış, kaplumbağa görünür de yok. Kendine çok güvenen tavşan, "Nasıl olsa ben kazanacağım. Şu ağacın gölgesinde biraz uyuyayım, çok yoruldum." demiş. Derin uykusundayken kaplumbağanın geçtiğini bu defa fark etmemiş bile. Rüyasında yarışı birincilikle bitirdiği ve diğer hayvanların onu alkışladıklarını görüyormuş. Bu arada kaplumbağa yürümüş, hep yürümüş. Yavaş ama sürekli yürümüş. Bitiş noktasına yaklaşmış. Hayvanlar kaplumbağayı alkışlamaya başlamışlar. Gürültü üzerine tavşan uykusundan uyanmış, yarışı hatırlamış. Bir de ne görsün? Kaplumbağa bitiş ipinin önüne çoktan varmış. Bütün hızıyla koşuyor, kaplumbağaya yetişmeye çalışıyormuş. Ama boşuna, çok geç kalmış. Kaplumbağa alkışlar arasında yarışı birinci bitirmiş. Tavşan başkalarını küçük görmenin cezasını yarışı kaybederek ödemiş. Yaptığı hatayı anlamış. Hayvanların hepsinden teker teker özür dilemiş. O günden sonra orman tekrar huzurlu günlerine dönmüş.